Evet, herkese merhaba arkadaşlar. En son sizinle bilim felsefesinin ve sonrasında da bilgi felsefesinin sorularını çözdük. Bu soru çözüm videoları dediğim gibi üniteleri tekrar etmemize yardımcı oluyor. Google Form'daki çözdüğünüz testlerin devamında bunları da tekrar ettiğimizde aslında genel bir konu tekrarı olmuş oluyor. Bu hafta da varlık felsefesini çözeceğiz birlikte. Bu ilk bizim tanıştığımız disiplindi. Ondan öncesinde felsefeye giriş konularını konuşmuştuk. Şimdi varlık felsefesi, diğer adıyla ontoloji neydi? Daha çok varoluşa dair sorgulamalar yaptığımız alandı. Özellikle metafizik bu konuda karşımıza çıkan ve yeni tanıştığımız bir kavramdı. Şimdi soruları çözerken yine ara ara kısa bilgiler vererek size hatırlatmalar yapacağım tabii ki. Birinci soruyla başlayalım. Var olanlar genel olarak ikiye ayrılır. Kimi zihnimizden bağımsız olarak vardır ve insandan bağımsız olarak varlıklarını sürdürür. Kimi var olanların da varlığı zihnimize bağlıdır ve insan zihni olmadan bu tür var olanların varlığından söz edilemez. Şimdi burada hemen hatırlatayım. Doğruluk, gerçeklik kavramlarını anımsamamız gerekiyor. Yani bilgi felsefesine dönmemiz gerekiyor. Bizim zihnimize bağlı olan şeylere, biz ne diyorduk? Varlıkları bizim zihnimize bağlı olan şeylere doğruluk kavramını öne sürüyorduk. Bizim zihnimize bağlı olduğu için de gerçeklik diyorduk. Şimdi sırasına göre seçmemizi istiyor şıklarda. Birinci yerde diyor ki zihnimizden bağımsız olarak vardır. Ağrı da, çam ağacı evet. Kaf da, hayır, kaf da tamamen insanın düşüncesi ürettiği bir metafor diye yeğleyebiliriz. D. Doğa. Evet, doğa da bizim zihnimizden bağımsız olarak vardır. O zaman ikinciye bakmamız gerekecek. Ne diyor ikincide? İnsan zihni olmadan bu tür var olanların varlığından söz edilemez. Yani biz onu düşünmediğimizde o yok. Deniz kızı. Deniz kızı bir masal kahramanı zaten. Böyle bir varlığa bilimsel olarak en azından ne deniz? Hakim değiliz. Demek ki bu olabilir. Ege Denizi. Ege Denizi'nin varlığı bizim zihnimize mi bağlı? Hayır. Bir doğal gerçeklik. Baktığımız zaman peri var. Fakat zaten C şıkkını kaftandan dolayı elemiştik. Ve D şıkkında da evren var. Evren bizim zihnimizden bağımsız bir gerçekliğe zaten sahip. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı ne oldu? A şıkkı. Şimdi ikinci sorumuza bakacağız. İkinci sorumuza bakalım. Metafizik, kuşkusuz bilimlerin sunduğu gibi kesin sonuçları ortaya koymaz. Çünkü adı üstünde biz metafizik için ne dedik? Fizik ötesi. Yani nesnel, pozitivist, olgusal durumların tam tersi şeyler. Bakalım ancak insan düşündüğü ve evrendeki gizemli varlığını koruduğu sürece metafiziksel düşünce de var olacaktır. Bilimlerin çalışma alanlarında beliren yeni sorunlar. İnsanın merak etme ve anlama çabası, fizik ötesi düşünceyi de beraberinde getirecektir. Her ne kadar kesin sonuçlara ulaşmaya çalışan bilgi türleriyle çatışıyor olsa da. Bu parçada aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Genelde çıkarımımız var zaten paragrafla ilgili. Olmayanını bulacağız. Şimdi insan fizik ötesini anlama çabasındadır. Ulaşabilir miyiz buna? Ulaşabiliriz. Çünkü zaten giriş kısmında bilimlerin gayesinden bahsetti. Metafizik doğaüstü konuların bilgisidir. Bunu da hemen üçüncü cümlenin sonunda açıkladı. C. İnsandaki düşünme yeteneği sınırsız özelliktedir. Zaten bunu hemen son cümleden bir önceki yerde insanın düşünme yeteneğinin sınırsız olduğunun vurgusunu yapmıştı. Buna da ulaşabiliyoruz. Bilimdeki gelişmeler metafiziği ortadan kaldıracaktır. Hayır, böyle bir yargıya ulaşamayız. Çünkü ne dedi hemen sonunda? Birbirleriyle bir kere bir alışveriş içerisindeler. Dolayısıyla bilim metafiziğin ortadan kalkması anlamına gelmiyor diye şıkkındaki sebepten dolayı. Metafizik deneyden bağımsız olan konularla ilgilenir. Bu zaten hiç şüphesiz öyle.
Çünkü pilik ötesi diyoruz. Dolayısıyla ikinci sorumuzun cevabı B şıkkı. Ve varlık felsefesi sorularında bu metafizik ve işte bilim, metafizik felsefe, felsefe, bilim, metafizik kavramlarına çok sık rastlarsınız. O yüzden eğer varlık felsefesiyle alakalı soruları zor çözmek istiyorsanız ki ÖSYM her sene banko bir tane sorar varlık felsefesinden, metafiziği iyi analiz etmeniz gerekiyor bence. Şimdi bakalım aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorularından değildir? Evet, her soru videosunda size böyle sorular sordum zaten. O alt disipline ait soruları tanıyor musunuz diye. Eğer ezberinizde yoksa da mantık yürütmeniz gerekiyor. A'ya bakalım, evrenin bir amacı var mıdır? Evet, evrenin amaçsallığını varlık felsefesinde sorguluyoruz. B, varlığın özü nedir? Varlığın özü nedir? Bunu da biz soruyoruz varlık felsefesinde. Tüm varlıkların temelinde yer alan ilk varlık nedir? Bu da yine bizim varlık felsefesindeki sorularımızdan bir tanesi. Var olanlar madde cinsinden midir? Evet, bunu zaten metafizikten yardım alarak cevaplıyoruz. Güzellik öznede midir? Hemen bakın, güzellik mesela kavram olarak bile size direkt sanat felsefesini hatırlatmalı. Dolayısıyla diyeceksiniz ki burada sanat felsefesinin kavramı varsa bu sanat felsefesinin sorusudur. Demek ki varlık felsefesinin değil. Üçüncü sorumuzun cevabı E şıkkı. Dörde bakalım. Evrenin temel öğesi nedir? Sorusu aşağıdaki hangi felsefe disipliniyle ilgilidir? Bunu da yine size bir örnek olsun diye koydum. Bu halini de görün. Yani tabii ki şu an cevaplayacağınızı bilmiyorum ama bu şekilde de geliyor sorular. Ahlak, sanat, varlık. Tabii ki varlık. Çünkü evrenin temel öğesi ne de dediğimizde yani varoluşa dair bir sorgulama yapıyoruz. Buna da biz hatta antik Yunan'da başlamıştık ve buna arke sorunu demiştik. Dördüncü sorumuzun cevabı C şıkkı. Beşinci sorumuza bakalım. Varlığın kesin bir tanımı yapılamasa da var olanlar sınıflandırılarak ayrıma gidilebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir varlık sınıfına aittir? Bu varlık sınıfı, varlığın kategorileri, var olanlar, var olma biçimi gibi kelimeleri varlık felsefesinde çok fazla göreceksiniz. Yani varlık diye bir şeyin içinden çıkmıyoruz. Yani varlık dediğimizde neyi kastediyoruz? Var oluş dediğimizde neyi kastediyoruz? Bunların hepsini zaten detaylı bir şekilde varlık felsefesinde konuşuyoruz. Şimdi varlık kategorilerinde bir kere sizin yani bir lise öğrencisi olarak ilk öğrendiğimiz temel ayrım şu. Soyut, yani biz ona işte ideal diyoruz, ideal varlık alanı, bir de fenomen alanı var. Yani duyusal alan. Bakalım su. Su fenomen alanda. Yani benim yani yetilerimle, değil mi? Bu yetilerimle ben bunu algılayabiliyorum. Ağaç tabii ki aynı şekilde. Ateş tabii ki, evet. Toprak, evet. Bir element zaten bunların hepsi aynı zamanda. Asal sayılar. Asal sayılar benim duyu verilerimle suyu, ağacı, ateşi, toprağı algılayabildiğim gibi bir varlık alanı değiller. Ben onları düşündüğümde ancak herhangi bir varoluşa sahip oluyorlar. Dolayısıyla buradaki farklı grup C şıkkı asal sayılar. Altıya bakalım. Varlık felsefesinde olgusal olmayan, hemen bakın parantez aç burada, olgusal olmayan ne demek? Metafizik demek. Yani herhangi bir nesnel varlığından söz edemeyiz. Zihinsel varlıkları inceleyen alanını ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Size kavramları öğretmenin başka bir metodu da bu tarz sorular sormak. Direkt hani metafizik eşittir şu 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 şeklinde bir cümleyi okumak yerine belki de bazen sorunun içine tanımı koyup şıklardan sizin uygun olanı bulmanız gerekiyor. Şimdi olgusal olmayan dedik zaten, zihinsel varlık dedik ve metafiziği görüyoruz hemen orada. Zaten öz, arke, epistemoloji, ontoloji bunların hepsi bizim metafizik sorgulamamızın dışında kalıyor. Dolayısıyla 6. sorumda da rahatlıkla B şıkkı diyebiliriz. 7'ye bakalım. Ne var şimdi? Burada 3 tane öncülümüz var. Öncül ne demektir? Bir problemi çözmek için ilk başta bize verilen tanımlamalar. Biz o tanımlamalardan yola çıkarak, o öncüllerden yola çıkarak onların ardıllarını buluyorduk. Şimdi varlığın mahiyetine dair açıklaması yapılan görüşler. Mahiyet felsefede ne anlamda kullanılıyordu? Değeri, yani değeri nedir? Tamam, yapılan görüşler sırasıyla aşağıdaki
seçeneklerin hangisine verilmiştir? Bu dualizm, materyalizm gibi idealizm. Bunları biz zaten her alt disiplinde görüyoruz, tanışıyoruz. Sırasına göre bulmanızı istemişler sizden. Şimdi düşünce ve maddenin bir arada oluşudur. Düşünce ve madde bir aradaysa burada bir ikilik vardır. İkiliğin peki felsefi terminolojideki karşılığı ne? Dualizm. Zaten bu İspanyolca sayılardan geliyordu hatırlıyorsanız. Mono diye gidiyordu. Ve bakalım hemen akabinde onun maddi temelleri. Zaten maddeyi yani evrenin temeline koyan düşünce biçimi de materyalizmdi. Maddecilik diyoruz buna. M harfiyle de şifreleyebilirsiniz. Onu oluşturan düşüncedir. Düşünce de evrenin temeline düşünceyi koymamız gerekiyor. Yani idea, İngilizce bunu da buradan çağrıştırmıştık size. Düşünce anlamında kullanılan idealizm. İdeal etme, bir şeyi idealize etme yani düşünme. Demek ki dualizm, materyalizm ve idealizm üçlüsüyle birlikte 7. sorumuzun cevabı da D şıkkı oldu. İlerleyelim 8. sorumuza bakalım. Var olan denilince, bakın size yukarıda bahsettiğim yine o soru tarzından bir tanesi. Yine bir varoluş girişimine. Var olan denilince yalnızca 5 duyu organımızla algıladıklarımız akla gelmemelidir. Atomdan galaksilere, ruhtan kaftarına ve pek çok nesne gerçek dünyadan yahut zihinde ayrı bir varlık alanına karşılık gelmektedir. Bu açıklamada varlık hakkında anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Size iki tür varlıktan bahsetmiş. Bakın bu kaftarı mevzusunda da bazen şöyle şaşkınlıklar yaşayabiliyoruz. Bunun gerçek bir dağ olduğunu düşünenler var. Evet, olabilir. Belki hani bilmiyor olabilirsiniz. Çok fazla masal okumuyorsunuz demek ki. Kaf Dağı kesinlikle hayali bir varmış arkadaşlar. Böyle coğrafi bir dağımız yok. Bunu bilin. Çünkü hani nasıl ya Kaf Dağı gerçekten yok mu gibi bir soru işareti oluşturabiliyor akıllarda. Atom, galaksi filan dediği zaman neyi kastediyor? Gerçek, real varlıklardan bahsediyor. Ama onun karşısında ne var? Hayali bir alem var. Şimdi biz temel düşünceyi bulacaksak şıklara bakıyoruz. Maddedir. Bir kere diğerini dışlıyor. Fenomen de dediğimizde öbürü dışarıda kalıyor. Olgusaldır zaten maddedirin başka bir muadili. Olgusal, işte pozitivist, madde, nesneler bunların hepsi aynı eş anlamlarda kullanılıyor. Ne kaldı? Hem değişen hem değişmeyendir. Değişip değişmemekle ilgili konuyu biz ta Antik Yunan felsefesinde bıraktık zaten. Herakleitos'la Parmenides tartışıyorlardı. Biz şu anda hem gerçek hem ideadır dediğimiz realizm ve idealizm karşılıklı olarak bunları konuşuyoruz. Demek ki temel düşüncemiz değişik olmalı. O zaman 8. sorumuzun cevabını da bulmuş olduk. Bakalım 9'a. Varlık felsefesinde var olan kavramıyla, bakın yine karşınıza bu tarz bir soru çıkarttım. Çünkü dediğim gibi çok karşılaşacaksınız bunlarla. Ya sürekli bu var oluştu, var olandı, varlıktı filan hani bunları işte anlamıyorum gibi böyle karmaşık düşüncelere kapılacağınıza tam net bir şekilde zemine oturttuğunuzda bunları güzel çözeceğiz. Bakalım. Var olan kavramıyla zamanda ve mekanda var olan nesnelerin yanında zihinde varlık bulan nesneler de kastedilmektedir. Buna göre var olan hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Şimdi size güzel bir tanım verdi ve sizin de bir çıkarım yapmanızı istiyor. Sadece olgulardan ibarettir. Olgulardan ibaret olsaydı ikinci yaptığı tanım olmazdı. Bunu eleyebiliriz. Tüm var olan düşünen bir zihne bağlıdır. Bu sorunun çeldiricisi olabilir. Kenarda dursun. Zihnin dışında algılanan her şeydir. Bir kere zihni dışarıda bırakmadık. Buna asla ulaşamayız. İnsan bilgisinin sınırlarını aşmaktadır. Böyle bir sınır aşımından da bahsetmeliyiz. Soyut ve somut olma özelliğine sahiptir. En net ulaşabileceğimiz şık bu. Çünkü var olan dediğimizde hem zaman ve mekandan hem de zaman ve mekan dışından bahsediyoruz diyerek bize soyut ve somutun dolaylı yoldan tanımını yaptı. 9. sorumuzun cevabı da en şıkkı oldu. Ona bakalım.
Ne diyor şimdi burada? Aşağıdakilerden hangisi ontolojiye ait bir soru değildir? Bazen varlık felsefesini kullanıyoruz, bazen ontolojiyi kullanıyoruz biliyorsunuz. Evrenin ana maddesi nedir? Bu tabii ki ontolojinin bir sorusu bir kere. Varlık felsefesinde zaten çok sık soruyoruz. İnsan eylemlerinde özgür müdür? Bu bizim varlık felsefesinde konuştuğumuz bir konu değil. Hangi konuda konuştuk? Ahlak felsefesinde konuştuk. Niye? Nereden anladım? Özgürlük kavramını gördüm çünkü. Özgürlük kavramı bana ahlak felsefesini hatırlattı. O zaman hemen bunu ayırdım. Ve B şıkkına ulaştım. Yalnızca maddesel varlıklar mı vardır yoksa tinsel varlıklar da var mıdır? Tinsel dediğimiz ruhsal anlamında kullanılmış. Bu tabii ki varlığın zaten varlık felsefesinin sorusu. Varlık var mıdır? Varlık kaç tarzıdır? Bunlar da yine ontolojinin bir diğer deyişle varlık felsefesinin soruları. Bu ontoloji kavramına da tabii ki aşina olmak gerekiyor. Çünkü her zaman varlık felsefesini kullanmıyoruz. Bazen de ontoloji diyoruz. Tıpkı bilgi felsefesinde epistemoloji dediğimiz gibi her zaman bilgi felsefesi şeklinde Türkçeleştirmiyoruz. 11'e bakalım. Yine öncüllerimiz var ve bu sorulara aşağıdakilerden hangisi bir cevap değil? Bakacağız. Evren akıllı bir düzen içinde mi çalışmaktadır? Evren ve insan ilişkisinde zaman kavramının yeri nedir? Evrenin közü nedir? Var olmanın koşulu nedir? Şimdi, bir ırmakta iki kez yıkanılmaz. Her şey değişir. Her şey değişir diyorsa, evrenin közüyle alakalı bir tanımlama yapıyordu. Közü ne demek? Yani özü, özünü soruyor. Şimdi bu olabilir, yine dolaylı yoldan buna da ulaşabiliriz. Ya da neye ulaşabiliriz? Var olmanın koşuluna ulaşabiliriz. Evrende rastlantıya yer yoktur. Evet, var olan her şeyin temeli maddedir. Yine evrenin közüyle alakalı bir cevap. Varlık onu algılayan özneye bağlıdır. Bakın var olmanın koşulu nedir de bunu bağlarsınız. E'de bilginin kaynağı duyumdur. Bu direkt bize hemen bilgi felsefesine götürecek. Demek ki bu sorunun, bu cevap bir bilgi felsefesi sorusunun cevabı olabilir. Varlık felsefesi sorusunun olamaz. O zaman 11. sorumuzda da cevap E şıkkı. 12. soruya bakalım. Astronomi, uzayı, biyoloji, canlıları, psikoloji ise insan davranışlarını inceler. Bütün bunlarda ortak olan ise var olan şeyler olmalarıdır. Bu bizi varlık hakkındaki en temel soruya götürür. Parçada söylenen durumla ilgili felsefe disiplini ve disiplinin temel sorusu aşağıdakilerden hangisidir? Hemen tarıyorum aşağıya bakın. Epistemoloji. Eledim direkt. Bilgi felsefesi, varoluş tarzını sorgulamaz. Etik. Bu da sorgulamaz. Epistemolojiyi eledik. Ne kaldı? A ve E. İkincilere bakalım. Evrende amaçlılık var mıdır? Varlık nedir? Çünkü bakın varlık nedir seçmemin sebebi varlık hakkındaki en temel soruyor. Bizim varlık felsefesindeki sorduğumuz ilk soru önce varlık var mıdır? Arkasından da varsa özü nedir deriz. Demek ki ulaşacağımız cevap A şıkkı olacak. Ontoloji ve varlık nedir? Evet 13. soruda yine öncüllerimiz var. Ve bu öncüllerden neye ulaşacakmışız? Bakalım. Bu sorularla aşağıdaki seçeneklerde verilen cevaplar eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Tamam, bir önceki soruya benziyor. Bakalım. Varlığın niceliği nedir? Varlığın niceliği nedir dediğimiz zaman bize nitelik sayabilirmiş gibi değil de özüne dair şeylerden bahsetmemiz gerekiyor. O zaman D şıkkı bunun açıklaması olabilir. Varlığın niteliği nedir dediğimiz zaman da A şıkkına ulaşabiliriz. Hani bir mi, iki mi, çok mu, bu monizm, dualizm, pluralizm gibi cevapları veriyorduk. Varlık var mıdır? Varlık dış dünyada gördüklerimizden ibarettir, olabilir. Gördüklerimiz gerçek midir? Şimdi, varlık ilk kez Aristoteles tarafından tanımlanmıştır cümlesine baktığımızda. Yukarıda böyle bir sorun olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Varlık ilk kez kim tarafından tanımlanmıştır diye bir soru olsaydı ulaşabilirdik ama 13. sorudaki cevabımız B şıkkı olacak. Son iki sorumuza da bakalım. Hobbes'a göre her varlık cisimdir ve cisimdeki her olay bir harekettir.
Ruh da bir cisim olduğuna göre algılarımızın, duygularımızın ve düşüncelerimizin temelinde maddi hareketler vardır. Evet, Hobbes'un böyle genel mekanik bir tarzı var. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi Hobbes'un varlık görüşüne bağdaşmaz? Şimdi bakalım Hobbes'un varlık görüşü hangisiyle bağdaşmıyor? Ruhsal ve cisimsel varlıklar mekanik hareket kanunlarına bağlıdır. Bu onun görüşüyle uyuşuyor. Çünkü cisimden bahsediyor zaten. B'ye bakalım. Var olan duyusal yoldan algılanabilendir. Şimdi duyusal yoldan dediğine göre yine cisimden bahsediyor. Bunu da ulaşırız. Cisimler var olanların temelini oluşturur. Buna da ulaşırız. Ruhsal olayların temelinde madde bulunur. Zaten ikinci cümlede bunu tanımladı. E'ye bakıyoruz. Var olan her şeyin özü ruhtur. Ki tam tersini söyledi. Temelde bir cisim var ve cisim de hareket eder diyerek maddi bir temelden bahsetti. Demek ki materyalist bir görüş sergiledi. O zaman 14'te E şıkkına ulaşabiliriz. Son sorumuza da bakalım. 15. soru. Felsefenin ele aldığı varlık kavramı ile bilimin kullandığı varlık kavramı aynı anlama gelmez. Felsefe için varlık her şeyden önce bir şüphe konusudur. Hani az önce bahsetmiştim ya, ilk önce varlık var mıdır diye soruyoruz diye, bilim bu soruyu sormuyor. Çünkü bilim yapabilmesi için var olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Devam edelim. Felsefe için varlık her şeyden önce bir şüphe konusudur. Oysa bilim için varlık, bilimlik yaşayan birinin ifade ettiği her bir somut nesneden başka bir şey değildir. Bakalım buna göre bilimin varlığa yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım varlığın nasıl olması gerektiğini araştırır. Bunu felsefe yapıyor, bilim değil. Yeni varlık türleri tasarlar. Böyle bir yaklaşımı da yok. Varlığı maddi olarak görür ve inceler. En net buna ulaşabiliriz. Çünkü bilimde felsefedeki gibi ideal varlık, soyut varlık, somut varlık gibi bir ayrım yok. Metafiziği direkt dışlıyor zaten. Varlıkları düşünsel ve gerçek olarak sınıflar. Az önce söylediğim gibi bunu felsefede yapıyoruz. Varlıkları değerli ve değersiz olarak ayırır. Bu da yine onun yaptığı bir iş değil. 15. sorunun cevabı da C şıkkı. Dediğim gibi videonun altındaki Google Form testinde çözerseniz varlık felsefesini sağlam bir zemine oturtmuş olursunuz. Hepinize kolay gelsin.